Şev stabilitesiyle ilgili olarak hatırlarsınız, geçen dersimizde örneklere başlamıştık. Düzlemsel kayma, dairesel kayma ile ilgili örnekleri nasıl çözebileceğimiz konusunda çalışıyorduk birlikte. Eğer kolizyonsuz bir zemin ile karşı karşıyaysak bu durumda kayma engel olan kuvvetler, bölü kaydırmaya çalışan kuvvetler basit bir blok analizi yapılarak işte V ağırlığı, V kosinüs beta bileşeni, bir de V sinüs beta bileşeni aşağıya doğru onu çeken bir bileşen var biliyorsunuz. Bu bloğun aşağı kaymasına engel olansa bir zeminin kayma mukavemeti. Peki zeminin kayma mukavemetini biz nasıl tanımlayabiliriz dediğimiz zaman işte burada V kosinüs beta bileşen ağırlığı çarpı sürtünme katsayısı olarak tanımlamak mümkün. Kaydıran kuvvetler de V'sin betaydı gördüğünüz gibi ve tanjant phi bölü tanjant betadan kayar mı kaymaz mı güvenlik sayısı nedir sorusuna cevap bulmayı başarmıştık. Yeraltı suyu olması durumunda acaba ne değişirdi? Yeraltı suyu olması durumunda gama A bölü gama doygun kadarlık bir güvenlik sayısında düşüş meydana gelir. O gama A bölü gama doygunun tanımı işte gama S eksi gama su bölü gama S artı E çarpı gama su ifadesi eşittir. Gama A bölü gama doygundur işin aslı. Daha kolay aslında bulmak ama bu yöntemle de biz bir şevin güvenlik sayısını bulabiliyoruz. Şimdi bakın 1,21'di. Yeraltı su akışı varsa yüzeyden yarı yarıya gördüğünüz gibi neredeyse azaldı 0,59'a düştü. Bizlerin mühendis olarak yapması gereken her durumda güvenli şevi tasarımlandırmak. Çünkü bir barajda bir sulama kanalında kaplaması olmayan bir sulama kanalında en gayri müsait durum barajın içinden ya da kanalın içindeki suyun aniden boşalması, ani su çekilmesi olayıdır. İşte ani su çekilmesi olayının sıkıntısı nedir dediğimizde zeminin içerisindeki su sızma yönü şevi kaydırmaya çalışacak yöndedir. Bu durumda da işte tanjant phi bölü tanjant alfa ifademiz g eksi 1 g artı a e veya işte tanjant phi üssü bölü tanjant alfa gama a bölü gama doygun kadarlık bir azalmaya neden olur. Şimdi bu bir toprak dolgu barajda büyük önem taşır. Çünkü sizin mansap şeviniz veya ani su çekilmesi durumunda barajda güvenlik sayınızın hiçbir zaman 1,5'ın altına düşmemesi gerekir. Bu yüzden mutlaka şevin eğimi malzemenin seçilme gibi işler yapılırken işte buradaki ifadeyi 1,5 yapacak şekilde şev açısı seçilir. Şimdi İsveç dilim metoduyla kolizyonlu ve içsel sürtünme açısı belli olan bir zeminde 1 metre birim genişlik için biz kayma yüzeyini belirledikten sonra ister düzlemsel olsun ister dairesel bu durumda şev için dilimleri oluşturarak bakın burada 9 dilim oluşturulmuş. Bir başka arkadaşımız 15 dilim de oluşturabilirdi veya bir başkası 7 dilim de oluşturabilirdi. Burada oluşan dilimlerin her birisinin tekil anlamda dengesinden arkadaşlar işte C çarpı L artı V kosinüs alfa tanjant fi bölü V sinüs alfa bir dilimin dengesi. Ama bütün bunları tek tek yapar ve toplarsak işte toplam ifadesini kullanabiliriz. Excel grafiği gibi bir grafikle bu şevde güvenlik sayısı nedir? Kolayca hesaplamanız mümkün hale gelir. Eğer bu şevde bir yeraltı suyu durumu olsaydı bu durumda V kosinüs alfa ifadesinden suyun boşluk suyu basıncının kaldırma etkisini çıkarmamız gerekecekti. O zaman V çarpı kosinüs alfa eksi U çarpı L olacaktı. Bununla ilgili örnek aynı örnekte yeraltı suyunun bulunması durumu şeklinde zemin mekaniği problemleri kitabımızda var. Muhtemelen vize ya da finalde yeraltı suyu olan durumdaki bir örnek karşınıza sınav sorusu olarak gelebilir. Hem kendi grubumda yapmış olduğum tüm sunumları sizlerle paylaştım ve
Diğer grupta yapılan sunumları da yine aynı şekilde sizinle paylaştım. Gruptan onları alıp okuyabilirsiniz. Ancak bizim arkadaşlar ana kaynağımız işte Zemin Mekaniği Problemleri kitabı ve Bayram Ali Uzuner'in Zemin Mekaniği kitabıdır. Bu iki kitapta yer alan tüm örnekler, anlatılanlar, konular tümünden herkes sorumludur. Yani bize bu konuda örnek çözülmedi, bu anlatılmadı gibi bir durum mühendislik fakültelerinde söz konusu değildir. Konu çev stabilitesi. Çevre ilgili oluşabilecek bütün problemler, çözüm yöntemleri, karşınıza gelebilecek tüm sorunlar mühendis olarak sizin çözümünüzü bekler. O yüzden hani ortaokulu gibi şu sayfadan şu sayfaya kadar sorumlusunuz, şu 50 sorudan 5'ini soracağım gibi bir durum doğmaz. Oturulur, güzelce çalışılır ve geçmek için çaba harcanır. Şu ara maalesef öğrencilerimizde gereken motivasyonu sağlayamıyoruz. Bu durumda çok can sıkıcı bir durumdur. Sizler iyi yetişmediğiniz takdirde yapacağınız yapı projeleri, yapacağınız bir şey, kazı projesi, altyapı projeleri, bunların yerinde uygulanması çok büyük problemler doğuracaktır. O yüzden mutlaka çok iyi yetişmeniz şarttır. Ve bu işin sizin mesleğiniz olduğunu anlamanız, bu işinden para kazanacağınızı anlamanız ve bu bilgileriniz varsa iş bulabileceğinizi anlamanız artık gerekir. Yeterince yaş aldınız, öğrenci olarak tecrübeniz arttı, bilgi seviyeniz arttı. Bir yılımız daha kaldı. Mühendis olmaya 3'ten 4'e geçtik mi bu yılda komple hızla geçer. Şimdi arkadaşlar ikinci size anlatacak olduğum yöntem Taylor yöntemidir. Taylor yönteminde bir haş kalın derinliğinde bir kazı var. Peki bu nasıl bir zemin koşulunda yapılıyor derseniz yumuşak kil zeminlerde. Yani fi'nin sıfır olduğu kohezyon eşittir. Tau yani kayma mukavemeti biliyorsunuz kohezyon artı sigma tanjant fi. Fi sıfır olduğu vakitte tau kohezyon değeri direkt tau kayma mukavemeti değeri direkt kohezyon değerine eşit. Sert bir zemin üzerinde yumuşak bir kil var. Bu yumuşak kilde bir kazı yapıyoruz. Acaba güvenli şev açısı ne olmalıdır? Sorun bu. Veya ben şev açısını 30 derece koysam, 50 derece koysam, 60 derece koysam veya dimdik bir kazı yapsam acaba güvenlik sayım ne olur? Ben hangi derinliğe kadar güvenlik sayısı birin üzerinde kalırım? Bütün bu sorulara Taylor yöntemiyle çok kolay bir biçimde cevap vermeniz mümkündür. Şimdi bunu birlikte irdeleyelim. Yumuşak bir kiliniz var. Haş derinliğinde kazı yapacaksınız. Yumuşak kil kalınlığı bu sert zemin üzerinde de D kadar kalıyor bakın. Bir derinlik faktörü var. Haş artı D bölü haş. Bir de stabilite faktörü var. O da kazdığınız toprak kalınlığı haşçe bölü zeminin birim hacim ağırlığı ve zeminin kohezyonu. Siz ND ve NS ifadelerini biliyorsanız arkadaşlar, NS ve ND ifadelerini biliyorsanız acaba buradaki şev açım ne olabilir? Bakın fi 0 için ND 1, ND 1.2 yani derinlik faktörü ND 2, ND 4, ND sonsuza giderken gördüğünüz gibi arkadaşlar derinlik faktörü, NS stabilite faktörü çakıştırıyorum ve buradan güvenlik sayıma uygun bir biçimde şev açımı tespit edebiliyorum. Veya şev açım 30 derece 40 derece ND derinlik faktörüm buradan okuyorum. NS değerini buluyorum. NS değeri belli olduğuna göre gama belli, kazı derinliğim belli. Burada bu şevde oluşan kayma gerilmesi C değerini buluyorum. C değeri kayma gerilmesini bulduğum zaman zeminimin dayanabileceği kayma mukavemeti de biliyorsunuz yine serbest basınç deneyinden bulunabilir, deneyinden bulunabilir, 3 eksen deneylerden bulunabilir bir CU değeri var. Buradaki bulduğum C değeriyle zeminin kayma mukavemeti değerini karşılaştırıyorum ve çevimin güvenlik sayısını kolayca hesaplayabiliyorum basit bir formülle. Ancak
Bu kirli olan kısımlar için, eğer zemininizin içinde bir 5, 10, 15, 20, 25, yani belli miktar gründer malzeme varsa, eğer zeminde gründer malzeme varsa bu durumda içsel sürtünme açısı bulunur. Eğer sadece kirse o zaman fi sıfır. 5, 10, 15, 20, 25 gibi varsa bu durumda da arkadaşlar bakın yine stabilite sayısını buradan buluyorum. Yine şev açılarımı kontrol edip güvenlik sayıma ulaşabiliyorum. Burada eğer bu grafik iş görmüyorsa burada başka bir grafik daha var. O da direkt NS ile işlem yapıyordunuz. Bazen bu ölçek yetersiz kalır. Bu durumda 1 bölü NS. Şev açısı bakın fi'nin 0 olduğu durum. Buradan yine güvenli şev açımızı bulabiliriz. Bununla ilgili bir örnek çözelim ve bu örneği incelediğiniz zaman aslında şev tasarımının, şev hesaplarının gayet kolay olduğunu görebileceğiz. Ama benim sadece burada size sunmam yetmeyebilir mutlaka. İşte kağıt kalem alınıp çözüm yapılacak arkadaşlar. Şimdi zemin etütleri yumuşak bir kilin 8 metre kalınlıkta olduğunu ve alttaki sıkı kum tabakasına oturduğunu göstermektedir. Kil numuneleri üzerinde yapılan deneylerden QU yani serbest basınç direnci 0,40 kilogram bölü santimetre kare yani bu 4 ton bölü metre kare demektir. Gama zeminin birim hacim ağırlığı 1,90 ton bölü metre küp olduğu bulunmuştur. Bu zeminde 4 metre derinliğinde ve şev açısı 30 derece olan bir kazı yapılacaktır. Şevin güvenlik sayısı ne olur? Şimdi soru bu. Hangimiz biz 30 derecelik açıyla kazı yapmayız, yarma yapmayız, yol inşaatı yapmayız diyebilir ki yarın hepimizin başına bu tür bir iş gelecektir. Yani hepimiz böyle bir çözüm yapacağız. Şimdi burada arkadaşlar ilk başta zeminimin kayma mukavemetini bulmam gerekiyor. Kayma mukavemeti nedir sorusuna cevap olarak QU 0,40 yani serbest basınç deneyi yapılmış. Hatırlarsınız geçen dönemki dersimizden CU QU bölü 2'ye eşitti serbest basınç deneyinin değerlendirilmesinden. Yani 0,20 kilogram bölü santimetre karelik bir kohezyon değerimiz var. Kil yumuşak kil olduğuna göre bu 0,20 kilogram bölü santimetre kare veya 2 ton bölü metre kare değeri bizim aynı zamanda kayma mukavemeti değerimizi de veriyor. Biz hiçbir zaman bu şevde 2 ton bölü metre karelik kayma gerilmesini aşamayız. Aşarsak şeviniz kayar. İşte bununla ilgili olarak bir önce derinlik faktörünü bulalım. 4 metre bölü n h artı d bölü h'da hatırlarsanız formülden 4 artı 4 bölü 4 2 derinlik faktörü 2 h artı h bölü h. Burada arkadaşlar ND2 grafiği şu kırmızı bakın gördüğünüz gibi bu grafikle işlem yapacağız. Şimdi bana ND2 belli ise, şev açım 30 derece ise NS ifadesini 5,8 olarak grafikten okuyorum. Gayet kolay bakın. 5,8. Herkes 5,8'in nasıl geldiğini gördü. Bakıyorum 30 kişi var. Herkes gördü mü arkadaşlar? ND2 nereden geldiğini anladık mı? H artı D bölü H. Bildiğiniz gibi. Herkes anlasın lütfen. Çünkü tekrar tekrar anlatacak vaktimiz olmuyor biliyorsunuz. H ND2 grafiği kırmızı çizgili bakın. Beta 30 derece. NS ifadesi 5,8'i buradan grafikten okudum. Şimdi NS ifadesi gamma h bölü cm'di hatırlarsanız. Biraz evvel söylemiştik. Bakın gamma h bölü c. Görüyor musunuz? Kitaptaki formülümüz bu. Zemin mekaniği problemleri kitabında bu grafiğimiz var. Oradan fotokopi çektirmeniz mümkün veya sınav esnasında kullanmanız mümkün biliyorsunuz. Gamma h bölü c. Şimdi gama 1,9'du. Kazı derinliğimiz 4 metreydi.
NS ifademizde 5.8, CM 1.31. Yani bizim 30 derecelik şev açısıyla 4 metre bu zeminde kazı yaptığımız takdirde bu zeminde oluşan kayma gerilmesi 1.31 ton bölü metrekare. Söylediğim cümleyi anlayabildiniz mi? Bu zeminde oluşan kayma gerilmesi 1.31 ton bölü metrekare. Nereden anladık? İşte en derinlik faktörü ve stabilite faktöründen oluşan kayma gerilmesini bulabiliyorum. Peki zeminimin dayanabileceği maksimum kayma mukavemeti ne kadar? Zeminimin dayanabileceği maksimum kayma mukavemeti biraz evvel soruda verildi. Serbest basınç direnci Qu bölü 2 kadar, yani 2 ton bölü metrekare. Peki bu durumda güvenlik sayısı ne olur? Zeminde oluşan kayma gerilmesi, zeminin dayanabileceği kayma mukavemeti 2 bölü 1.31. Biz burada 30 derecelik açıyla 4 metrelik bir kazı yaparsak güvenlik sayımız 1.53 olarak bulunur. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Güvenlik sayımız 1.2 olsun, acaba şev açımız ne olmalıdır sorusu da gelebilirdi. Bu durumda da bu grafiği tersten kullanmanız gerekiyor. Şimdi devam edelim. İkinci bir soruya. Beta 60 için acaba güvenlik sayısı ne olabilir? Beta 60 için. Şimdi beta 60 için arkadaşlar, burada grafiğe dönelim. Beta 60 olduğu takdirde ende 1, 2 için bakın kaç okunuyor? 5.2 falan okunuyor. Herkes görebildi mi 5.2, 5.3 gibi değeri? 60 derece. Ende 2 olduğu vakit buradan, şurada zaten sabitleniyor. Şuradan 5.2 okunmuş. Peki bu durumda oluşacak kayma gerilmesi nedir? İşte NS eşittir gama H bölü C iyiydi biliyorsunuz. 1.94 bölü 5.2. Burada 1.46 ton bölü metrekarelik bir kayma gerilmesi oluşmuş. Bu kayma gerilmesi zeminin dayanabileceği kayma mukavemetine bölünecek olursa arkadaşlar 2 bölü 1.46. Güvenlik sayınız bakın 1.53'ten 1.37'ye düştü demektir. Güvenlik sayısını 1.5 tutmak istiyorsanız arkadaşlar, işte bu yarmadaki güvenlik beta açısı 30 derece olmalı. Burada 1.53'ü bulduk çünkü. Daha dik bir kazı yaparsanız, işte 60 derece için yapmışlar. Bu durumda maalesef 1.37'ye düşmüş. Peki kısa süreli, hani bir temel kazısı gibi bir durumda 1.3, 1.4, 1.2 gibi güvenlik sayılarıyla çalışılabilir. Ama uzun süreli bir yarma yapıyorsanız, bir mühendislik yapısı yapıyorsanız bu durumda hiçbir zaman işte 1.37 gibi bir güvenlik sayısıyla çalışamayız. Evet, burada arkadaşlar ben size bir soru daha sormak istiyorum. Eğer bu 4 metrelik kazıyı biz 90 derecelik dik bir açıyla yapsaydık güvenlik sayımız ne olurdu? Yani şu kazıyı hendek şeklinde 4 metrelik kazı olarak yapsaydık güvenlik sayımız ne olurdu? Bir bulur musunuz arkadaşlar? Hadi bekliyorum. Size 2 dakika süre. Doksan derece olduğu zaman NS ifadesi kaç çıkıyor? Hendek kazdığımızı 90 derecelik olduğu vakit. Üç seksen beş. Üç seksen beşi yerine yerleştirin. 1.9 bölü çarpı 4 bölü 3.85 kaç çıkıyor bir bakalım. Bakın bir yandan ben yapayım, bir yandan siz yapın.
Peki 1,97 herkes bulabildi mi arkadaşlar? Evet, 1,97 herkes buldu. Peki 4 metre derinlikte kazı yaparsanız dik bir şekilde güvenlik sayınız kaç oluyor? Zemininizin dayanabileceği güvenlik sayısı, dayanabileceği maksimum kayma gerilmesi 2. Kohezyon bunu bulduk zaten. 4 metre derinlikte kazı yaptığınız zaman bu zeminde arkadaşlar güvenlik sayınız bakın 1'e düşüyor. 1. Herhalde herkes güvenlik sayısının bir olduğunu görmüştür. Ben göremedim güvenlik sayısı nereden biri oldu diyen var mı aranızda? Nasıl biri bulduk diye herkes anladı mı? Şimdi peki ben size bir soru daha soracağım. Kohezyon 2. Biz bu zeminde arkadaşlar herhangi bir iksa yapmaksızın yani yanal toprak basıncının sıfır olduğu noktaya kadar herhangi bir iksa yapmaksızın biliyorsunuz kazı yapabiliyoruz. O da 2C bölü gama karekök Ka ifadesiydi. Ka fi sıfır olduğuna göre 1 olacak. 2C bölü gama karekök Ka ifadesinde Z kritik derinliğini bir bulur musunuz? Z kritik kaç çıkar? 2C bölü gama karekök Ka ifadesinde Z kritik ne çıkar? İşte 2C 2 çarpı 2 4 Gama da 1,9, 2,1 falan çıkıyor arkadaşlar. Yani biz bu zeminde işte 2 metre derinliğe kadar herhangi bir iksa yapmadan çok rahat bir şekilde kazı yapabiliriz. Neden dolayı? Zeminin kohezyonundan dolayı. Ama 2 metre derinliğe kadar isterseniz bu stabilite faktöründen deneyin. Güvenlik sayısı 1,5 civarında çıkar. Eğer 4 metre değil de 2 metre derinliğinde bir kazı yapsaydık güvenlik sayınız 1,5 civarında çıkar. Şimdi biz şunu biliyoruz. 2ZC derinliğine kadar arkadaşlar güvenlik sayısı 1 olur. Zaten 4 metre derinlik yaptığınız zaman yani 2ZC işte 4 metre güvenlik sayınız 1'e düştü. O yüzden biz hiçbir durumda kohezyonlu zeminlerde arkadaşlar güvenlik kısım güvenlik sayısının 1,5 olduğu derinlik Z kritik derinliğidir. Ama en gayri müsait kazı yapabileceğiniz hani güvenlik sayısı 1'in üstünde olduğu derinlik 2ZC derinliğidir. ZC aşağı yukarı 2 metre çıktığına göre burada 2ZC 4 metreydi. Siz 4 metre derinlikte dik kazı yaptığınız zaman 90 dereceyle güvenlik sayısının 1 olduğunu işte kendiniz hesapladınız. Güvenlik sayınız 1'in altına düştüğü zaman işte orada arkadaşlar göçük meydana gelir. Mutlaka geçer. Yani hiçbir zaman böyle bir işin altına imza atmamanız gerekir. Böyle bir işi yapmamanız gerekir. Şu tablo yani Z kritik işte 2C bölü gama karekök Ka ifadesi bize zemininde hangi derinliğe kadar güvenlik sayısı 1'dir'i vermiş oldu. 2ZC derinliğini aşarsanız güvenlik sayınız 1'in altına düşüyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi kohezyon 0,40 kilogram bölü santimetre kare verilmiş. Fi 10 derece. Bakın bu durumda zeminin içinde bir miktarda gröner malzeme var demektir. Fi işin içine giriyorsa kum çakıl girdi demektir zemine.
Zeminin birim hacim ağırlığı 1,90. Şimdi bu zeminde 12 metre derinliğinde şevli kazı yapılacak. 12 metre derinliğindeki şevli kazı arkadaşlar 4 katlı bina gibidir. Yani 4 katlı bina yüksekliğinde şevli bir kazı yapacağız. Şev açısı 40 derece olsun. Bu durumda güvenlik sayınız ne olur? Sadece kohezyon düşünecek olursanız işte fi 10 derece, beta 40 derece için NS 10,03 okunur. Nereden? Hemen gidelim. Fi 10 derece, beta 40 derece. Bakın buradan 10,03 okuyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burada Cm ifadesi gamma h bölü Cm eşittir Ns de hatırlarsanız. Ns 10,3. Buradan Cm oluşan kohezyon 2,21. Zeminin kohezyonu 0,40 yani 4 ton bölü metrekare. Baktığınız zaman kohezyona göre güvenliğiniz 1,8. Fakat bu işte bir hata var. Hata nedir derseniz arkadaşlar. Burada içsel sürtünme açısı da var. Sadece kohezyona karşı güvenlik sayısı 1,8 gibi düşünürsek hata yapmış oluruz. Yapmamız gereken nedir derseniz hem kayma mukavemeti açısı yani fiyi hem de kohezyonu müştereken birlikte düşünerek güvenlik sayısını bulmamız gerekir. Peki bunun için ne yapacağız? Şimdi 1,8'den küçük bir değer olduğunu biliyorum artık. 1,7 alarak işe başlayalım. Şimdi tanjant φm, tanjant φ bölü güvenlik sayısı. Tanjant 10 bölü 1,7, 0,104. Buradan benim φm dediğim 6 derece çıkıyor. Şimdi 6 derece için, bakın burada 6 derecelik şurası oluyor. 40 derece. Buradan Ns değerini okuyorum. Ns değeri okunmuş. 8,2. Elinizdeki grafikten. Cm değeri gamma h bölü cm'den Ns değerini biliyorsunuz 8,2 koyduğum 2,78. Benim kohezyonum 4'tü. 4 bölü 2,78 1,44. Bakın birini 1,7 birini 1,44 buldum. Olmadı. Peki ne yapacağım? Bu durumda 1,6, 1,5 gibi değerler alacağım. Hem fi'ye göre hem de c'ye göre arkadaşlar içsel güvenlik sayısını eşit bulacağım. Acaba güvenlik sayımı eşit bulacağım değer nedir? Şimdi burada güvenlik sayınızı 1,5 alırsanız işte tanjant φm bölü 1,5'tan bir φm değeri elde edilecek. Ona göre bir Ns değeri okuyacaksınız. Oradan bir Cm yani ortada oluşan kayma mukavemetini bulacaksınız. Ve bulduğunuz değer burada seçtiğiniz değerle aynı olacak. İşte bu işleme biz tatonman diyoruz. Bu tatonman sonucunda arkadaşlar tam değer 1,48 ya da 1,5 gibi bir değerde bulunmuştur. Yani hem kohezyona göre hem içsel sürtünme açısına göre bu problemin yani 40 derece 0,40 kilogram bölü santimetre kare gaması 1,9 fi son olan zeminde 12 metre derinliğinde 40 derecelik açıyla şev oluşturuyorsanız güvenlik sayınız 1,48'dir. İşte burada bulacağınız değer bu. Bu tatonman işlemini lütfen sırayla adım adım tekrar kendiniz yapın ve 1,5 veya 1,48 değerine ulaşmayı ve çalışın. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir başka sorumuz. 8 metre yüksekliğinde ve eğimi 1 bölü 1,2 olan şevde. Bakın 1'e 1,2. Şev eğimi dediğimiz zaman tanjant alfayı veriyor. Yani karşı taraf düşey 1,2 yatay. Şevde yeraltı ve yerüstü su seviyesi şev tepesinde bulunmaktadır. Yüzeyde yeraltı suyu var. Kirli şevin malzemesi kohezyon var. 3 ton bölü metrekare. Fi 10 derece. Gama doygunda 2,10 bulunmuş. Su seviyesinin şev tepesinde olma durumu. Bir de şevde ani su çekilmesi halindeki şev güvenlik sayısını bulmamız isteniyor. Şimdi gama A değeri biliyorsunuz gama doygun eksi gama sudur. Bizim azalma değerimiz yani yer güvenlik sayısındaki azalma değerimiz gama A bölü gama doygun kadardır. Şimdi bu şevde arkadaşlar bir güvenlik sayımız nedir? Beta 40 derece. Bakın tanjant alfa, tanjant beta 1 ve 1,2 olduğuna göre
ark tanjanttan 40 dereceyi buluyoruz. 40 derece olduğu zaman Enes ifadesi fi'yi 10 derece koyup 10.3'ü okuyabiliyorsunuz. CM değeri buradan işte 0.85 çıkıyor. CM C3'tü, bakın buradan vermişlerdi bize. Güvenlik sayısı kohezyona göre 3.53 burada. Ama ani olarak seviyesi düşerse ne olacak? İşte burada fi değeri gamma a bölü gamma doygunun azaltma değeri var. Bakın fi 10 dereceydi, 5.14 kadar oluşacak azalmadan dolayı. Bu durumda 40 derece ve 5.14 için Ns 8 bulunuyor ve CM değeri 2.10, yine kohezyona karşı güvenlik sayısı 1.43'e düşmüş oluyor. Biraz evvel kohezyonla ilgili olarak güvenlik sayısı 3.53'tü ama yeraltı suyu akışı olduğu zaman 1.43, yani yarı yarıya gördüğünüz gibi düştü. Yani yeraltı suyunun akışı arkadaşlar, su seviyesinin varlığı, yeraltı suyunun akışı neredeyse işte 1.1'e 2.1, yani 1/2 gibi bir oranla güvenlik sayımızı düşürüyor. Şimdi güvenlik sayımızı arttırmak için kazı dolgu işlemleri, su etkisinin kontrolü, yapısal destekler, bütün bu işlemler hep inşaat mühendisliği hizmetleridir. İstinat duvarları, fore kazıklar, ankrajlar, zemin çivileri, püskürtme beton, enjeksiyon, bitkilendirme gibi işler tamamen inşaat mühendislerince yapılır. Burada bitkilendirme sadece işte ziraat mühendisi, peyzaj mimarları destek olur. Ama ister diren yapın, ister zemin çivisi yapın, ister püskürtme beton, enjeksiyon, çivi yatıklaştır, yüksekliği düşür, teras yani paliler oluştur, topu kükü koy. Bütün bunlar hep inşaat mühendisliği çalışmalarıdır. Benim artık arkadaşlar çevrelerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki gün haftaya cumartesi mi ne zaman sınavımız, şu an bakmadım. Sınavımız epey çalışmanızı gerektiriyor. Çalışmadan, öğrenmeden hiçbirinizin geçmesine müsaade edemeyiz. Lütfen yeterince çabayı gösterelim, çalışalım. Bunları öğrenmek sizin için, kendiniz için öğreneceksiniz. Mühendis ünvanını kendiniz taşıyacaksınız. Yani artık ortaokul, lise gibi değil biliyorsunuz bulunduğumuz okul ve konum. Ve kendi geleceğiniz için bu meseleyi en iyi şekilde öğrenelim. Birinci vizeden de hani düşük notu alırsak kurtarması finalde oldukça zor oluyor biliyorsunuz. Daha temellere geçeceğim önümüzdeki hafta. Yüzeysel temeller, afet yönetmeliği, kazık temellerin projelendirilmesi, onlar bu konulara göre çok daha karmaşık ve zor. O yüzden bu ilk lisedeki istinat duvarı, kazılar, destekleme, palplaj, kisa gibi konular varken mümkün olan en yüksek notu almaya gayret gösterelim. Sorunuz var mı arkadaşlar? Eğer sorunuz yoksa herkese sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.